Merhaba, Artox 2021'e hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir mekandayız. Rus ressamları Türkiye'de. Sergi öncesinde Art Contact İstanbul'da. Bugünse Ankara'da, dün açılışı gerçekleşti Rusya Büyükelçisi Alexey Yerhol tarafından. Ve bugün değerli sanatçılarla birlikte sohbet ediyor olacağız sergi ve eserleri üzerine. Ben öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli sanatçı, Rus çağdaş resminin önemli temsilcilerinden Alexander Zhernokluyev. Господин Zhernokluyev, прежде всего выражаем благодарность за то, что уделили времени и согласились с нами давать интервью. И добро пожаловать. Турцию, Ankara. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Evet, hem Türkiye'ye hoş geldiniz hem programımızı sergiyi İstanbul'da Art Contact Çağdaş Sanatlar Fuarı'nda görme imkanı buldum. Bu noktada sizin değerlendirmelerinizi, serginin önemini ve çalışmalarınızın Türkiye'de sergilenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye başlamak istiyorum. Özellikle Rusya ve Türkiye ilişkileri bağlamında. Еще раз я бы хотел сказать, что добро пожаловать в Турцию и в Анкару. Но я бы хотел сказать, что я был в ярмарке Art Contact в Стамбуле современного искусства, и также я посмотрел там на ваши работы, и мне именно вот в этом контексте узнавать хочется от вас, какие впечатления у вас вот от Стамбульского и из Стамбульской вот ярмарки, плюс вот из анкарской вот деятельности данной выставки, и на основе развивающей русско-турецкие отношения именно. И по вашему мнению, какую роль играет вот искусство в этом процессе? Мне, во-первых, очень понравилась выставка. И наша, конечно, здесь столько внимания уделили турецкие люди нам. Это поразительно, это очень приятно. В Стамбуле была прекрасная, потрясающая выставка. И мы увидели, ярмарка, мы увидели турецких художников, ведь у нас в России мало знают турецких художников. Мало того, мы попали в такой период, что мы могли увидеть и одну ярмарку, где мы были Art Contact, и мы увидели ярмарку современного искусства Contemporary, я забыл, как называется, и там была выставка такая более современная, и мы уже видим большой срез турецкого искусства. Это очень важно для нас, очень интересно. В нашем деле, в общем-то, очень важно развивать контакты между странами, и искусство помогает. То есть Прошу прощения, да. Перебиваю, извините. Да, да. Можно я перевожу? Да. Этого, чтобы не забывать, Ничего страшного. Şimdi İstanbul'daki fuar önemli. Çok önemli bizim için bir tecrübe oldu. Zira biz orada tabii iştirakçı olarak bulunduk. Fuara iştirak ettik eserlerimizle. Lakin İstanbul'da sadece fuar bağlamında değil, İstanbul'un genelinde de meslektaşlarımızın, Türk sanatçılarının eserlerini görme şansını elde ettik. Rusya'da Türk sanatçıların eserlerini görmek her zaman mümkün olmuyor. Bu önemli bir imkandı benim için. Bu imkanı değerlendirdim. Bu açıдан çok büyük bir artı oldu. Можно продолжить, пожалуйста. Очень большую роль играет, конечно, сотрудничество между двумя странами. Мы как художники хотели бы, чтобы это было чаще. Tabii ki daha fazla sanatsal etkinliğin olması toplumları birbirine yaklaştırıyor. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin gelişmesini biz sanatçılar çok fazla istiyoruz. Çünkü ülkeler arasındaki işbirliği ne kadar gelişirse sanatsal faaliyetler, sanatsal etkinlikler de o kadar sık gerçekleşecektir. Bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz, gönülden istediğimiz, olmasını istediğimiz aksiyon aslında bu. Biz bunu istiyoruz. Aslında ilk defa Türkiye'de, değil mi? Bir sergiyle daha önce ziyaret ettiğini biliyorum ama kendisini zannediyorum bir sergiyle ilk defa Türkiye'de. Но я как мне известно, господин Zhernokluyev вот посетил в Турцию раньше, но на таком профессиональном уровне со своими работами, мне кажется, в первый раз, да, вот. Точно так и есть. Evet, kesinlikle öyle. İlk defa geliyorum. Eserlerim ilk defa geliyor. Evet. Bu anlamda aslında etkileşimden bahsettik. Kültürel bağlamda. Fuar tabii ki pek çok ülkeden, pek çok sanatçının bir arada bulunduğu özel bir mekanda gerçekleşmiş oldu. Burada Rusya'yı bu etkinlik içerisinde görmek çok önemliydi tabii ki. İngiltere, Avustralya, Pakistan, Rusya, Kore,
İsviçre, Brezilya, İspanya, Azerbaycan başta olmak üzere pek çok ülke 100'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşmiş. 1100 sanatçı, 4000'in üzerinde eser. Ve eserleriniz 18.000 sanatsever tarafından izlenmiş burada Türkiye'de. Türk sanatçısıyla buluşmak anlamında, Türk izleyicisiyle burada olmak bağlamında ne dersiniz? Art Contact была большая организация. Вот, сокращенно я вам переведу все это. Да. Больше 100 участников из разных стран практически. Плюс FNKC и Сиявич Варда. 18.000 больше, üzerinde Сиявич. Больше 18 тысяч вот, посетителей. Это большая, огромная площадка искусства. Да. И, соответственно, мы, сейчас речь идет о взаимосвязи между странами, между культурами, разными культурами. Именно в этом контексте, на этой площадке вы также вот сталкивались и еще больше приблизились вот с турецкими художниками, да. Именно вот от этого вот процесса у вас какие впечатления вот получилось? Впечатления потрясающие, потому что многие к нам подходили, смотрели внимательно эти картины, трогали пальцами, здоровались, снимали, мы обменивались контактами. Benim izlenimlerim bahsettiğiniz temelde oldukça parlak, oldukça pozitif, olumlu, müspet izlenimler. Zira çok fazla ziyaretçinin, fuar ziyaretçisinin yanı sıra meslektaşlarımız da, bizim gibi sanatçılar da, Türk sanatçılar da bize yaklaştılar, geldiler, tanıştılar. El sıkıştık, ortak dili konuştuk, eserlerimize dokundular. Biz onların eserlerine dokunduk. Ortak bir paydada, ortak fikir çerçevesi içerisinde güzel bir işbirliği yaptık. Bu bağlamda çok önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. İzlenimlerim çok son derece müspet ve olumlu. И наши художники были настолько поражены, потому что такого приема не ожидали. Как бы непонятно, первый раз, давно не было русских художников на ваших ярмарках. Şimdi Türkiye'de organize edilen bu tip fuar etkinliklerinde uzun zamandır Rus ressamlar iştirak etmiyorlar, Rus sanatçılar iştirak etmiyorlar. İlk etapta bizim için de açıkçası biraz şaşırtıcı oldu. Böylesine bir ilgiyi görmek, böylesine bir ilgiye maruz kalmak. Çok pozitif izlenimlerimiz var bu alanda. Bu anlamda çok önemli tabii ki çağdaş Rus resminin bugün hem İstanbul'da hem Ankara'da bulunuşu. O noktaya geleceğim. Bugünkü Rus resmi ve öncesinde nasıl bir değerlendirme sunmak ister bize? Rus resmini nasıl değerlendirir bugünü ve dünü çerçevesinde? Savremenli podhod rasistskogo iskustva. Imenno v etom kontekste vot как вы можете оценивать в первую очередь с самого начала вот был вот такой вот вопрос, такой акцент. Ваша работа уже представлена и в Стамбуле, и в Анкаре. Да. Вот, это все это вот представители современного подхода, российского искусства. Именно вот, по поводу вот современности в России, особенно в области искусства, какие у вас вот мнения, что вы хотите вот сказать? Современное искусство в России, оно настолько разнообразно, там столько много всего. В данном контексте мы видим классическую школу, одну академическую школу, другую, и реализм, который пытается, ну, собственно, мои работы, который пытается выйти за рамки реалистического искусства и приблизиться к какой-то контемпорари, современному какому-то изображению. Но у нас есть работы и более такие, не скажу продвинутые, более серьезные, которые... Вот прогрессивные. Что? Прогрессивные, может быть. Не то, что прогрессивные, они на другом как бы уровне. Эти все художники на разных уровнях. Эти художники на своем такой вот нише contemporary, как бы это сказать, Давайте до этого поиски, уже. Да, Şimdi çağdaş resim sanatı ya da çağdaş sanatlar anlamında Rusya'daki mevcut akımları değerlendirmeye kalkarsak çok katmanlı bir yapıdan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü çok farklı yönlerde farklı yaklaşımlar var. Klasik yaklaşım var, akademik yaklaşım var. Bir de benim gibi, benim eserlerimin özellikle temsilcisi olduğu klasikten realizme geçiş dönemini, klasikten realizme geçiş sürecini yansıtan bazı yaklaşımlar var. Dolayısıyla bunlar üzerinde biraz konuşmak gerekiyor. Şimdi aslında o kadar farklı şeyler var ki, o kadar sanatçılar bunu nasıl söyleyebilirim tam orayı işte kendisi izah ederken ben kesmek durumunda kaldım unutmamak adına. Evet. Paylaşıp hocam. Вот, и поэтому нам интересно было вот первый раз Россия представлена такими художниками, показались, ну, достаточно определенный срез нашего искусства.
А в следующий раз, может быть, если будем представлены, мы будем как-то думать что-то еще, потому что были контакты с художниками, и мы спрашивали, как вам? Они говорят, да, вот это интересно, вспомнили, mm-hmm. что они, турецкие художники, работали в Европе, потом были в Петербурге, увидели mm-hmm. Репина, увидели классические академические работы, mm-hmm. и они отошли подальше, но они хотели бы видеть чуть другое искусство. Şimdi bu bağlamda bu mesela bir ilk tecrübe olarak nitelendirebiliriz. İkinci bir tecrübe yaşanırsa veya daha sonrası gelirse daha fazla meslektaşlarımızla, Türk sanatçılarla özellikle istişare yapma şansımız olur. Onlara soru sorabiliriz. Yani izlenimler hakkında ne gördüler, ne gibi kazanımlar elde ettiler. Çünkü şunu da ifade etmek isterim. Türk sanatçıları özellikle yurt dışında bilinen, belirli bir tanınırlık seviyesine çıkmış olan Türk sanatçıları bunlar mesela Avrupa'ya gittiler, Avrupa'yı gördüler, Avrupa'daki yaklaşımları, Avrupa'daki ressamları gördüler. Petersburg'a geldiler, Ermitaj'ı gezdiler, St. Petersburg'daki eserleri gördüler, Repin'i gördüler mesela. Bir karşılaştırma, yani klasikleri biliyorlar. Klasiği biliyorlar, akademik çalışmaları biliyorlar ama bahsettiğim gibi klasikten realizm seviyesine çıkan bu tip eserleri karşılaştırmalı olarak analiz etmek, bunların üzerinde çıkarımda bulunmak daha verimli olacaktır. Dolayısıyla benzer organizasyonlara ihtiyaç var. Evrensel dil unsuru olarak sanat Hı-hı. çok önemli. Kültürler Hı-hı. arası etkileşim çerçevesinde bahsettiğimiz gibi bir yandan da sanatçının kendi dönemleri ve eserleri ve zamanın ona yansıması. Nasıl değerlendirir kendi çalışmalarını? İskustva это язык, мировой язык. Вот, особенно в процессе приближения, в процессе взаимосвязи между разными странами, между разными культурами. Это факт, это установка, научная установка, без спора. Именно в этом контексте я бы хотел вот задать вот такой вопрос. Особенно вот на фоне ваших вот личных работ. Именно вот сейчас мы сидим вот перед вот одной из прекрасных работ. Что вы именно вот хотите сказать вот о данной вот работе? Какое было вот у вас вот вдохновение, вот именно вот какая была идея, вот особенно в коллекции вот матросов? Да. Что вы хотите вот сказать? Идея очень простая. Я был матросом. Buradaki aslında çıkış noktası ve fikir, ilham noktası çok basit aslında. Ben denizciydim. Yani orada denizci olarak görev yaptım. Служил 3 года. 3 yıl askerlik yaptım. Denizci olarak. Я-то знал, кто такие матросы. Это обычные молодые люди. Yani ben en yakınından biliyorum. Denizci kimdir? Denizci son derece sıradan, son derece basit genç bir adamdır. Они не хотят служить, не хотят стрелять. Yani denizciler askerlik yapmak istemezler, ateş etmek istemezler. Они любят танцевать. Dans etmek isterler. Denizci budur. Они хотят любить девочек. Kızları aşık olmayı severler. И поэтому эта серия задумывалась красный от слова красивый. Yani şimdi Rusça'da красный kızıl, kırmızı ama eski Rusça'da güzel anlamına geliyor. O yüzden çıkış nokta bu. Yani güzel. Kırmızı, güzel. Kızıl, красный. И они танцуют. Ve onlar dans ediyorlar. Onlar eğleniyorlar. Вот такое в моём сознании должны быть военные. İşte benim bilinçaltımda, benim kendi ruh dünyamda askerler böyle olmalılar. Savaşmamalılar, dans etmeliler, eğlenmeliler efendim. Evet, askerlerin savaşmadığı, dans ettiği bir dünya hayal ediyoruz. Тогда у нас вот появилась вот, скажем так, вот получается мечта, где вот военные они воюют на самом деле. Вот. И они вот развлекаются, вот танцуют. И вот кесенник öyle, tam da öyle efendim. Barışı ve güzeli kırmızıyla temsil etmek, kırmızıyı evet barışın ve güzelin rengine transfer etmek anlamında çok. Для нас вот также вот красный, конечно, вот это имеет вот другое значение. Турецкий флаг также вот красный. Да. Türk bayrağı тоже bizde de kırmızıdır ama bizdeki ama manası daha farklı tabii. Именно вот такая трансформация по поводу вот красного света очень впечатляла. А что у вас красный цвет? Красный цвет у нас кровь. Вот, после освободительной войны Турецкой республики, вот, конечно, кровопролитие, вот, и на фоне вот крови луна, ну, да, вот, и еще вот звезды. Правильно. Угу. То же самое и у нас. Красное это как кровь. Угу. Но видите, как все поменялось. Да. Военный стал простым парнем, да. А кровь стала цветом
красоты. Aslında Rus kültürüne şimdi şöyle bir soru geldi. Sizdeki kırmızının manası ne? Türk bayrağının ben tabii kan fonunda olduğunu üzerine işte yansıyan bize ilkokuldan beri anlatılan bildiğimiz işte efendim yarım hilal ve yıldızların bayrağımızı temsil ettiğini orada şehitlerin kanı olduğunu ifade ettim. Bizde de benzer bir kültür söz konusu. Aslında tabii ki kırmızı kandır. Tabii ama burada görüyorsunuz ya da konsept olarak görüyorsunuz kırmızı nasıl bir manada nasıl bir fona dönüşüyor, bir transformasyon geçiriyor. Askerlerin eğlendiği, onların daha güzel olduğu, efendim işte kendilerini daha çok eğlenceli buldukları bir formata dönüşüyor. Evet, kırmızının çarpıcılığını diğer çalışmalarında da görüyoruz. Bir arma yıldız burada. Hı hı. Onun dışında renk, kırmızı, beyaz ve sarıdan başka rengi görmediğimiz bu eserler. Renk konusunda evet burada kırmızı ama başka çalışmalarını gördüm. Diğerleriyle ilgili neler söylemek ister? Tek renk kırmızı ve diğer portreler, çalışmalar. Ilenov seri vot Matrosov, Movidim Красных. Очень вот, скажем так, вот у красного есть вот давление практически. Вот я уже видела все это. А вот именно на фоне также видим вот звездочку тоже, прекрасная звездочка. А вот у господина вот Джанакулева другие работы также вот видел я. Да. А вот особенно, кроме серии Матросов, вот по поводу других вот работ, что вы хотите сказать? Другие работы... Я еще хотел продолжить про красных матросов. Aslında öncelikle bu kızıl, kırmızı, kızıl denizcilerle ilgili küçük bir şey daha söylemek istiyordum. Tek bir cümle söyleyeceğim sadece. У нас в России называют их тоже революционными матросами или матросами, которые утопили Россию в крови. Aslında tabii Rusya'da kızıl denizcilerle ilgili şöyle bir şey de var. Bu da söyleniyor. Devrimin denizcileri ya da Rusya'yı kana bulayan denizciler. Yani bu şekilde de söylenmiştir. Bu da ifade edilmiştir. Çünkü Bolşevistская революция в Советском Союзе. Bunun hepsi Bolşevik devrimiyle ilgili olan nüanslar. Он настаивал на том, что это другое. Но мы тогда без сначала факты без перспективы там бакмак дуром не звуше. Да. Да. Нам факты глаза бакаем кырмызыя. Вот другие работы. Evet, bakalım diğer çalışmalarla ilgili. Diğer çalışmalarla ilgili. Evet. Есть у меня серия работ просто живопись, которая не относится ни к чему, просто там живописные поиски. Yani benim mesela diğer bir çalışmam var, farklı bir serim var. Aslında herhangi bir konuya da bağımlı değil. Yani tamamen o anda düşündüğüm, imgelediğim şeyleri resmettiğim bir başka serim daha var. Evet. Ama dediğim gibi bu seri herhangi bir konuya bağlı değil. Tamamen anlık yani. Evet. Bir yandan da sanat eğitimi ve başlangıç sürecini sormak istiyorum. Sanatla kurulan bağ nasıl gerçekleşti? Ne zaman? Hangi yaşlarda? Ve sonrasında nasıl bir yol izledi sanat süreci? Первоначально связь с искусством в вашей личной жизни. С детства практически. Все это как вот началось вот ваше образование и вот по поводу процесса на самом деле, вот развитие, вот все это. Как можно вот объяснить все это? Все очень просто, как у всех. Значит, с детского сада мы рисовали. Uh-huh. И я рисовал более абстрактные вещи. Uh-huh. В основном дети рисуют что-то понятное, похожее, там, гусеницу, uh-huh. каких-то бабочек, uh-huh. что-то еще. Я рисовал какие-то абстрактные вещи. Дальше. Я учился, бабушка нас... покупала нам краски с братом, и мы рисовали вдвоем. Можем переводить писать. Да. Tabii herkes gibi, bütün sanatçılar gibi hemen hemen her şey anaokulunda başladı diyebilirim. Yani çocuklar işte anaokulunda ne çizerler? Belirli klasik şeyler işte. Kuğu çizerler, ördek çizerler, kelebek çizerler. Ben daha abstrakt objeleri çizmeye başladım çocukluğumdan itibaren. Büyük annem çok üzerimizde emeği var. Hemen bize farklı resim malzemeleri aldı efendim, boyalar aldı, resim defterleri aldı ve bu şekilde başladım. Но я чувствовал, что у меня не получается, потому что я не могу рисовать бабочку, у меня не получается. И для этого я, бабушка опять же отвела меня в изо-студии, где учили рисовать. Tabii yeteneğim var ama ben tabii kelebek çizemiyorum. Ya kelebek çizme gibi bir yeteneğim yok. Kelebek ise basit şeyler çizemiyorum. Abstrakt objeleri, abstrakt şeyleri çiziyorum. Benim büyük annem bu yeteneğimi keşfetti ve beni hemen bir resim stüdyosuna götürdü çocukken de. Да, потом как у всех художественная школа. Вот tabii ki herkes gibi daha sonra sanat okulu. Потом я стал матросом. Ve denizci oldum.
Ты из Звёздом сонра. И после матросов я поступил в художественное училище. Tabii, ordudaki görevimden sonra, askerlik hizmetinden sonra sanat akademisine kaydoldum. Как я закончил художественное училище, я начал работать самостоятельно, снял мастерскую и до сих пор. Okulu bitirdikten sonra bir atölye kiraladım kendime ve çalışmalarıma başladım ve bu zamana kadar çalışmalarıma devam ediyorum. Evet, bu noktada aslında sanat ortamı ve kültür, Rus kültürünün sanata desteğinden de bahsetmek istiyorum. Bu noktada ne dersiniz Rus kültürünün size olan desteği, katkısı bu süreçte bir sanatçı olarak ne kadar zorluklar yaşadı veya destekler gördü? Özellikle evet, bu noktada. Sorayım efendim. Профессиональный уровень на самом деле уже известен, вот, российская культура, вот. Такое впечатление есть вот именно за рубежом, в том числе в Турции, вот. В России вот искусство больше вот поддерживается и государство, и общество. Мы знаем, что вот российская культура очень богата, и да. В этом контексте вот художников вот поддерживают вот. Вы от общества или от государства, скажем так, вот, да, вот от государственной вот стороны, вот, какие вот поддержки вот ощущали? Не получили, да. Ощущали именно? А я и получил. И получал. И поддержка какая? Вообще-то поддержка незначительная. Но некоторые союзы, вот у нас есть три союза в России. Союз художников России, Союз художников Москвы, там, где я живу, и Творческий союз художников России. Это третий, ну, другой. И они мне вручили премию Репина за живопись и даже мне мастерскую выделили, где можно работать. Şimdi efendim aslında tabii ki bir destek var. Yani o kültürel yapının içerisinde, kültürel geleneğin içerisinde tabii ki destek var. Ama tabii bu çok büyük desteklerden bahsetmek mümkün değil. Ama tabii somut olarak şunu söyleyebilirim. Rusya'da şu anda halihazırda faaliyet gösteren 3 önemli birlik var. Ressam Birliği var. Rusya Ressam Birliği var. Yaşadığı Moskova kentine özgü Moskova Ressam Birliği var. Bir de tüm Rusya Ressam Yaratıcı Birliği var. Bu birlikler bana Repin ödülünü layık gördüler. Repin ödülü aldım. Ve yine bana Moskova'da bir atölye tahsis ettiler. Hala hazırlı çalışmalarımı orada devam ediyorum. Yani bir destekten bahsetmek istiyorsak şimdi böyle bir somut destek aldım. Yani toplumdan ya da birliğimizden, birliklerimizden, meslek örgütlerimizden bana vermiş olduğu bir destek bu. Çalışma ortamı, atölye yaratma noktasında evet. Önemli. Evet. Bir yandan da uluslararası katılımlar destekleniyor mu? Nasıl, ne şekilde destekleniyor Rusya'da? Какие, скажем так, отношения, особенно когда речь идет о международной деятельности. То есть, вот если российский художник представляет вот свою страну, да. Своим работам. К сожалению, в нашей стране вот с поддержкой художников немножко сложно. Потому что художники, в общем-то, те, кто в Союзе, они кое-как какие-то выставки устраивают, как-то там что-то такое происходит, мастерские иногда получают. Но в целом художникам живется тяжело. Yani aslında şunu da ifade etmek isterim. Dışarıdan aslında çok fazla bakıldığı gibi de, yani hani burada maddi bir destekten ya da mevcut işte yaratıcılık sürecine verilecek olan desteklerden bahsetmek gerekiyorsa bizim ülkede durum aslında çok da parlak değil. Yani eğer belirli meslek örgütlerine ya da birliklere mensupsa ressamlar o örgütlerin, o birliklerin kendilerine sağlamış oldukları imkanlardan istifade edebiliyorlar. En basitinden burada bahsi geçen işte bir atölyeye sahip olabiliyorlar. Ama hani yurt dışında da çalışmalarını sergilense, yurt dışında da sergilere aktif olarak katılsanız da yani aslında meslektaşlarımın çok da yüksek hayat standartlarında yaşadığını söylemek aslında bütün dünya için böyle mümkün değil. Sanat her ülkede, her ortamda benzer konularda, benzer zorluklarla karşılaşıyor diyebiliriz bu noktada. Тогда можно, скажем так, прийти вот к выводу, что искусство практически вот сталкивается с подобными проблематиками вот по всему миру. Одно и то же. Мы были выставлялись и в Англии, где то же самое, художники пищат, у них очень тяжело. Мы были во Франции, то же самое, и в Америке, они все бедные, не имеют таких возможностей, как надо бы. Yani şimdi İngiltere'de de, Fransa'da da, Amerika'da da iştirak ettiğim projeler oldu. Sergileri iştirak ettim, eserlerim sergilendi, oradaki meslektaşlarımı tanıştım, onlarla istişareler yaptım. Hemen hemen herkesin derdi aynı. Yani maddi anlamda, ciddi anlamda zorluk çekiyor sanatçılar. Bu dünyanın her yerinde hemen hemen aynı diyebilirim.
Evet, zorluktan bahsetmişken bir yandan da içinde bulunduğumuz bugünkü küresel salgın dönemi. Sanatçıları tabii ki her alanda olduğu gibi sanatı da etkiliyor. Bu noktada Rusya'da sanatçılar çerçevesinde değerlendirirsek bu pandemi sürecini neler yaşadığı kendisi veya gözlemleri nelerdir? Bu süreç sanatı nereye götürür? Önemli bir etkisi olmuş mudur özel zamanları? Müspet ya da menfi. Evet. Tuazifan. Как раз речь идет о разных трудностях, в том числе вот материальных трудностях. Да. А вот в данный момент из-за, скажем так, вот коронавируса и эпидемии действительно ощущается очень большая сложность по всему миру, да. В том числе в России, в Турции, в других странах. Да. А именно в этом контексте художники, российские художники, с какими проблемами сталкиваются из-за эпидемии? И вот как вы считаете, что вот у данной эпидемии какой эффект будет вот над искусством? Положительный или отрицательный? Вот эпидемия может ли вот перенести искусство, мировое искусство, современное искусство от одной точки к другой? Как вы считаете, как вы думаете? Очень просто, ничего не изменилось. Основа бакарсанız efendim, durum pandemiden önce neyse pandemiden sonra da aynı. Yani değişen bir şey yok. Çok basit bir yanıt verebilirim sorunuza. Художник как сидел в мастерской, он так и сидит. Yani sana ben kendisi ressamlar için söyleyeyim efendim. Pandemiden önce zaten atölyesinde oturuyordu ve çiziyordu. Pandemi esnasında atölyesinde oturdu ve çizdi. Pandemiden sonra oturup çizecek efendim. Peki eserlerine ve düşüncesine herhangi bir yansıması veya izi oldu mu zamanı? А вот это лично к вам вот такой вопрос. Данная пандемия вот отражается на, скажем так, вот на ваше творчество именно. Или каким образом, если да, каким образом? Давайте. Во-первых, когда началась пандемия, у меня появилось очень много работы. Yani şöyle söyleyebilirim, bu işte pandemi başladığı zaman, salgın başladığı zaman bir kere çok meşguldüm, bir sürü işim vardı. Мы с женой работали в мастерской с утра до вечера. Eşimle sabah akşama kadar çalıştık. Atölyede çalıştık eşimle beraber. Было много покупателей. Ve çok fazla müşterimiz, yeni müşterimiz çıktı. Yani ben bu açıdan söyleyebilirim, bunu söyleyebilirim. Да, там в Москве организовалась такая группа по продаже недорогих работ всех знаменитых художников, известных художников. Şimdi Moskova'da bir şey var, bir çevre, bir sanat çevresi diyebiliriz. Bu sanat çevresi yakın bir zamanda ortaya çıktı. Bu arkadaşların temel ödevi, temel misyonu tanınmış, isim yapmış ressamların eserlerini herkes alabilsin diye uygun bir fiyata, herkesin ulaşabileceği bir fiyata satmak. Dolayısıyla bu участвовали, как вы поняли? Это была такая электронная в Фейсбуке электронная группа, где продавали на весь мир, и весь мир покупал работы, но и мы, как художники, вынуждены были покупать работы. Это такая интересная была история. Çok enteresan bir hadise. Tamamen Facebook zemininde örgütlenen bir sanat birliğiydi, bir sayfaydı. Hala da faaliyetlerine devam ediyor. Tam böyle bir bu işte salgın başladığı esnada ciddi anlamda oradan talep oldu onların aracılığıyla. İsim yapmış olan ressamların eserleri uygun fiyat, herkesin alabileceği rakamlara sunuldu, arz edildi. Biz de bu bağlamda, bu kontekste eserlerimizi yapıp satışa çıkarttık ve sattık yani. Harika. Bize böyle bir etkisi oldu diyebilirim. Rusya'da ve Rusya dışında tabii ki. И российские покупатели, иностранные покупатели через Facebook, все это вот так вот. Да. И что самое интересное, что многие люди, художники, которые были неизвестны, они потихоньку становились известными. Те люди, которые были известны, художники, они, их можно было купить за небольшие деньги. И все очень известные российские художники там участвовали. Еще не один сарафу шо. Bu projeye, bu projeye iştirak eden ve çok tanınır olmayan ressamlar projeyle beraber tanınır ressamlar haline geldiler. Tanınmış olan ressamlar da geniş kitlelere eserlerini uygun fiyata ulaştırabilme imkanına sahip oldular. Dolayısıyla bizim için böyle bir avantajlı etkisi oldu diyebilirim. Evet, anlamlı efendim. Bir proje. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem burada Türkiye'de olmanız, eserlerinizle birlikte çok değerli ve önemli ve paylaşımlarınız için de dilerim tekrar farklı organizasyonlarla yine sizi ve eserlerinizi burada görme şansına sahip oluruz ve Türk sanatçıları Rusya'da bu etkileşim devam etmiş olur. Teşekkür ediyorum. Pozuya случаем, я ещё раз выражаю благодарность за то, что вы приехали в Турцию с своими прекрасными работами, во-первых. Во-вторых, я
от всей души желаю, чтобы наши художники также смогли представить свою работу вот именно в России. Вот. Да. И я лично желаю, что вот между нашими странами и отношения, и сотрудничество, хотя они вышли уже на уровень некоторых областей стратегического партнерства, еще стали больше углубленными и сильными. Еще раз спасибо вам огромное. Спасибо большое. Вам большое. Мне очень нравится Турция. Я потрясен. Мы здесь второй раз, но каждый раз, мы когда думаем о Турции, мы всегда мечтаем еще раз здесь побывать. Çok teşekkür ediyorum ben de size. Türkiye bizim için son derece özel bir yere sahip. Daha önce bir kere gelmiştim, bu ikinci kez ama her seferinde şöyle bir şey var. İlk seferden sonra kalbimizle, zihnimizle Türkiye hep buraya gelmek istiyoruz. Вот еще бы хотел сказать, что пару слов о нашей выставке. Я забыл совершенно упомянуть Беляева-Гинтовта. В контексте того, что вы спрашиваете, наше русское искусство, которое представлено здесь. Значит, представляете срез искусства от классического, вот, мирошник, да, потом идет реализм, потом идет, не знаю, как назвать, современная просто живопись, да, есть что-то такое уже близко к contemporary, и Беляев-Гинтов в нашей стране, он считается таким одним из крутых художников, contemporary, то есть это уже такой серьезный дядька. Şimdi bu bağlamda ben şu anda aramızda bulunmayan Sayın Alexey Beliaev-Gintov'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi buradaki sergi organizasyonunu baştan alırsak Sayın Miroshnik klasik akımın temsilcisi. Evet. Buraya geliyoruz. Efendim Sayın Putin, Alek Putin biraz daha efendim daha doğal resimler ortaya koyuyor. Efendim buraya geldiğimiz zaman daha bir işte çağdaş bir yaklaşım görüyoruz. Benim eserlerim yine o bazda. Ama tabii Alexey Beliaev-Gintov tabii son derece önemli bir temsilci, Rusya'da çağdaş sanatı çok önemli bir temsilcisi. Onun eserlerine de bir vurgu yapmadan geçmek istemedim. Onu da ayrıca ifade belirtmek istiyorum. И хотел бы последнее сказать, что обязательно турецкие художники должны приезжать, потому что мы не знаем о вас ничего. Çünkü son olarak da şunu söyleyeceğim. Türk meslektaşlarımın, Türk ressamlarının mutlak suretle Rusya'da eserlerini göstermesi, tanıtması gerekiyor. Çünkü maalesef biz bilmiyoruz onları, tanımıyoruz. Yani en kısa zamanda onları inşallah Rusya'ya bekliyoruz. Dileriz, görüşürüz Rusya'da ve Türkiye'de tekrar. Sergi bu bağlamda aslında Rusya'da farklı akımlardan, farklı temsilcileri bir arada sunma bakımından da önemli ve değerliydi. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir diğer sanatçıyla devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet, sergiden bir diğer sanatçıyla devam ediyoruz. Farklı Rus sanatçılarının eserlerini görmeye devam ediyoruz ve kendileriyle söyleşmeye devam ediyoruz. Oleg Putin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Теперь мы вместе с господином Путниным. Добро пожаловать в Турцию, добро пожаловать в Анкару. Спасибо большое. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Öncelikle daha önce de bahsettiğimiz gibi sergi ve eserleriniz siz İstanbul'da ve Ankara'da bugün. Gözlemlerinizi ve izlenimlerinizi sormak istiyorum. Eserleriniz nasıl karşılandı İstanbul'da? Türk изъявителей тарапından özellikle. Мы уже знаем, что ваши работы были представлены на ярмарке современного искусства Art Contact в Стамбуле, теперь в Анкаре они уже представлены. Именно в этом контексте я бы хотел спрашивать, задавать вам вот такой вопрос. От всего, какие ваши вот впечатления? Самое главное, вот именно от турецкой аудитории, какая была реакция вот именно лично к вам, лично к вашим вот работам? Что можете сказать? Ну, честно говоря, мне очень понравилась реакция аудитории. Очень бурно реагировали мужчины, особенно на... Я привез несколько картин с наименованием «Лето». Вот, значит, обнаженная девушка заходит купаться. Почему-то мужчины сначала смотрели на эту картину, а потом замечали все остальные. Вот. А что касается моего впечатления вообще от Турции, у меня такое ощущение, что я попал в восточную сказку, потому что это было абсолютно невозможно, и до последнего момента я не верил, что мы сюда прилетим с выставкой.
Şimdi efendim şunu ifade etmek isterim öncelikle. Bir kere hem İstanbul'daki fuar organizasyonunda hem de Ankara'daki sergi etkinliğinde özellikle ziyaretçilerin reaksiyonundan son derece etkilendim. Çünkü tabiri caizse oldukça kuvvetli bir reaksiyon vardı eserlerime karşı. Bazı tablolarım var. Bazı tablolar, özellikle getirdim bu tabloları. Bu tablolarda dere kenarında banyo yapan kızları resmettim. Bunlara özellikle ziyaretçilerin ilgisi ilk etapta çok böyle şey oldu. Bir ani bir reaksiyon gösterip ilgi alaka gösterdiler. Onların akabinde diğer çalışmalarıma da aşamalı olarak bir ilgi alaka gördüm. Bu bağlamda izleyicilerin, ziyaretçilerin ilgisine alakasından çok memnun kaldım ifade etmek isterim. Bu öncelikle birinci ifade etmek istediğim husustu. İkincisi ise Türkiye ile ilgili olan ya da Ankara ile İstanbul'da olan izlenimlerimi sormuşsunuz. Bunu da ifade etmek isterim. Hala bir doğu masalı içerisinde olduğumu düşünüyorum. Çok olumlu, çok pozitif izlenimlerim var ülkenizle alakalı olarak. Çünkü son ana kadar aslında hani hala inanamamıştım buraya geleceğime. Eserlerimi burada Türk sanatseverleriyle buluşturacağıma. Hala da o hayali, o masalı yaşıyorum diyebilirim. Ne kadar güzel. Biz de sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyuz tabii ki. Daha önce sanırım Türkiye'de bulunmadı değil mi kendisi? Нам очень приятно слышать вот такие вот такой вот положительный отзыв и о турецкой аудитории и о нашей стране. Нам очень приятно. Я бы это вот с самого начала это сказал. Как я, если я не ошибаюсь, господин Путин впервые в Турции прибыл, если я не ошибаюсь. Раньше были в Турции? Я был в Турции один раз, но это был такой семейный пляжный отдых. Efendim, aslında daha önce bir kez daha ziyaret etmiştim ülkenizi. Lakin bu ziyaretim mesleki bir faaliyet sonucunda değildi. Ailevi, ailemle birlikte tatil yapmaya geldim. Bir kez gelmiştim daha önce. Kemer'de tatil yaptım, o kadar. Ne güzel. Peki etkileşime nasıl bakıyor Rus-Türk etkileşimi ve bunun içerisinde sanatın rolü için nasıl bir değerlendirmede bulunur? Как вы думаете, скажем так, вот содействие в рамках современных российско-турецких отношений и взаимосвязи вот между российским и турецким обществом, какие ваши мнения именно? И самое главное, искусство в этом процессе, как по вашему мнению, какую роль играет? Ну, настоящее искусство, оно вечно, на мой взгляд. Вот. И через там, несколько лет никто не вспомнит, что было в тот момент, когда была такая или другая выставка. Сейчас, спустя, допустим, 400 лет, мы видим картины Питера Пауля Рубенса. Вот. И не вспоминаем о том, что были какие-то сложные политические отношения между различными странами, были какие-то напряженные моменты в политических отношениях. Нам просто нравится Рубенс, и он художник, который понятен всему миру, несмотря на то, что прошло столько времени с момента написания его картины, он до сих пор современный и актуален, на мой взгляд. Öncelikle şunu ifade edeyim bu soru üzerine. Gerçek sanat sonsuza kadar varlığını sürdürüyor. Kendi yaratıldığı dönemden bağımsız olarak. Bundan 3-5 yıl sonra hangi şehirde, hangi fuar organizasyonu ya da serginin yapıldığını kimse hatırlamayacak. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim bununla birlikte. Rubens'in bir eserini biz 400 yıl sonra hala hatırlıyoruz ve tartışıyoruz. O dönemdeki siyasi çekişmelerden ve efendime söyleyeyim iktisadi ya da ekonomik problemlerden bağımsız olarak sanat her şekilde varlığını sürdürüyor. Evet, evrenselliğinden bahsettik biraz önce ve tekrar altını çizmek noktasında bu durumda kendi sanatına dönmek istiyorum. Nasıl bir süreçle başladı, sanatla bağı nasıl kuruldu ve eserlerindeki o ışık, canlılık, doğa, manzara resmi nasıl değerlendirir kendi sanatını? Это вопрос уже лично к вашему творчеству.
Вот. И еще к вашим личным, скажем так, вот, личному развитию. Искусство – это мировой язык, объединяет вот, именно на глобальном масштабе разные общества, разные культуры, разные страны. Именно в этом контексте такой вопрос хочется задавать. Процесс развития вашего творчества, можно с детства даже вот, все это вот, вспоминать и рассказать. В каком контексте вот, развивалось все это? Вот? Там более уникальность вашей работы, все это ярко, вот, прекрасные изображения вот, природы. Все это очень резко и сразу впечатляет зрителя. И какими вот словами можете вот, определить свое творчество? Ну, у каждого есть свой язык, у каждого художника есть свой язык в живописи. Некоторые пытаются подражать какому-то другому языку и немножко фальшивить. Вот. Я стараюсь как бы передавать то, что я чувствую, впечатление от красоты нашего, нашей маленькой и круглой земли. Вот. Чтобы не забывать, хочу вот сразу вот перевести до этого. Her sanatçının, her ressamın kendine has bir dili var, kendine has bir stili, bir tarzı var. Her sanatçı, gerçek sanatçı orijinal olmak istiyor. Об уникальности, наверное, я могу рассказать на примере картины, которая висит сзади нас, называется она «Мгновение весны». Вообще, тема моих картин – это радость жизни, радость бытия. Çalışmalarındaki özgürlükle ilgili bir soru yöneltmiştiniz. Bu soruya istinaden hemen arkamızda bulunan, fonda bulunan eserimle başlamak isterim. Bu eserimin ismi de Anlık İlkbahar. Anlık İlkbahar'da eserimin özgürlüğüyle ilgili bir takım önemli ayrıntıları sizinle paylaşacağım. Можно писать предметно, то есть каждый предмет долго-долго вырисовывать, и он получается похож на какой-либо предмет. Вот. А можно писать ассоциативно. Вот я пишу ассоциативно. Вот в этой картине, она называется «Мгновение весны», никаких предметов не вырисовано. Şimdi burada aslında resimleri yaparken belirli objeleri tek tek ele alarak bunları resmedebilirsiniz. Bunlardan bir resim ortaya çıkarabilirsiniz ya da tümleşik bir yaklaşımla olaya bakabilirsiniz ve bir anda ortaya çıkartabilirsiniz. Ben bu ikinci yolda ilerleyerek, böyle bir strateji geliştirerek bu resimi yaptım. Anlık bir izlenimin dışa vurulduğu gibi. Evet, evet. Как наименование было? Мгновенного весна. Также, кажется, вот это отражение мгновенного вдохновения, можно так сказать? Конечно, то это восторг перед моментом, и за этим моментом я несколько лет приезжал в цветущие сады, но каждый раз была какая-то другая погода, или в этот год не цвела вишня, или что-то там менялось. В итоге несколько лет, значит, я собирался написать эту картину, и когда увидел этот момент, я, естественно, его написал в полном восторге. Şimdi tabii ki bu anlık bir hayranlığın, anlık bir izlenimin dışa vurma. Bu resim yapmadan önce görmüş olduğunuz bahçeyi birkaç yıl içerisinde pek çok kez ziyaret ettim farklı zamanlarda. Ve doğru zamanda yapıyorum. O doğru zamanda yapıldığım anda bu resmi yapmaya karar verdim ve yapımına başladım. Здесь кажется, что вырисованы мельчайшие детали, она вся наполнена цветом, оттенками, рефлексами, потому что в природе все друг в друге отражается. Burada çok küçük detayları resmedildiğini görebilirsiniz. Gölgeler, daha parlak noktalar, daha karanlık noktalar. Ama işte aslında doğada böyle bir şey. Doğada pek çok detay özünde bulunuyor. Например, здесь какие-то точки, все светится, и кажется, что каждый цветок нарисован. Yani şimdi burada mesela şunu görüyoruz biz. Yani burada gördüğümüz mesela her çiçek, her detay göze görünüyor. Zannediyorsunuz ki bunlar tek tek ayrı ayrı çizilmiş. Aslında öyle değil. Bu siz, bunu algınız size bunu söylüyor. Algınız size bunu yönelik sevk ediyor. Bütünlüklü bir izlenimin sunumu diyebiliriz. Bu noktada bir yandan da sanatçı olarak sanat ortamına ilişkin gözlemlerini tekrar sormak istiyorum.
zorluklar veya kültürel çevrenin yaratmış olduğu bir takım imkanlar Rus kültürüne tekrar dönecek olursak nasıl bir etki yaratmıştır kendisi üzerinde, nasıl değerlendiriyor bir Rus sanatçı olmayı, Rus kültürü içerisinde sanat eğitimi alıp sanat içerisinde var olmayı? Как вы тоже родились, еще развивались в российском обществе, в российском культурном круге. Вы не только, скажем так, являетесь членом данного общества, но и представителем. Как вы можете определить, какие условия вы можете объяснить? Вот, что означает вот, быть представителем российского современного, российской культуры? И именно вот культурная атмосфера современного российского общества каким образом оказала влияние именно на личное, ваше личное развитие? Ну, на самом деле в российском обществе очень богатая традиция именно изобразительного искусства. Оно насчитывает несколько веков. Вот. И так получилось, что остались прямые ниточки от небольшой группы художников, русских художников, которых, наверное, знают во всем мире. Şimdi Rusya'da görsel sanatlarında bahsediyorsak ciddi bir gelenek var. Birkaç yüzyılda süren ciddi bir gelenek var. Özellikle bu geleneğin temsilcisi olan aslında dar bir çevre de desem, dar bir çevre olarak nitelendirebilirim bu eserler. Ses çok fazla değil ama çok önemli eserler bıraktılar arkadaşlar, önemli izler bıraktılar. Bu ressamları bütün dünya tanıyor ve onların bizler üzerindeki, bizlerin gelişim üzerindeki ya da Rusya'daki mevcut sanat ortamı, sanat atmosferindeki izleri hala çok değerli ve devam ediyorlar. Например, вы, наверное, наверняка знаете таких русских художников, как Илья Репин или Саврасов. Саврасов ya da Репин, biliyorsunuz, yani dünya ünlü Rus ressamları bunlar. Вот. А, например, у Саврасова учился Константин Коровин и Архипов. Константин? Да, Коровин. Коровин. Константин Коровин, кто еще? Абрам Архипов. Архипов. У кого они учились? У Саврасова. Саврасов он ранее сын, еще один сын, например. Значит, у Константина Коровина учился такой художник советского периода Иоганцов. Karolin'in öğrencisi Yogansov var. Yani bir silsile var burada. Bir geçmişten bugüne gelen bir usta ve çırak ilişkisi var. Dolayısıyla kat atma şey miydi? U Yogansov'la uçilse mi uçildi? Ha, Yogansov'un öğrencisi de benim hocamdı. Yani böyle bir gelenekten geliyorum. Peki şimdi ki od İlyi Ripin'a, od Куинже и других ведущих русских художников. Çok ünlü olmalarından kaynaklı var. Sonra mesela İlyarepin'den gelen böyle bir geleneksel bir bağ da var. O bağ devam ediyor. Yani ta İlyarepin'den gelip günümüzdeki çağdaş Rus ressamlarına uzanan bir eğitim silsilesi var. Rus'la çırak ilişkisi var. Bu gelenek hayal vermiyor bu sefer. Ну, конечно, без таланта это ничего не значит. Tabii ki yetenek olmadan bunları söyledim. Yani bir şey ifade etmiyor. Yetenek çok önemli. А талант нужно развивать, это можно сделать только если у тебя восторженное состояние перед миром, в котором ты живешь. Yani eğer içinde yaşamış olduğun dünyaya karşı, o dünyadaki unsurlara karşı, senin aldığın doğru netleyen unsurlara karşı bir hayranlık beslemiyorsan ve bu hayranlığı yansıtmak için bir yeteneği yoksa aslında bu bağın da bir önemi yok. Ama geleneğe bağlılık çok önemli değil mi? Bu çerçevede bahsettiğimiz silsilede kırılma noktaları var mıdır? Yani evet farklı nesillere geçişten bahsediyoruz. Klasik bir yaklaşım, gelenek dedik ama bugünle bağlantısını nasıl kuruyor kendisi ve çağdaşları? Решили конечно от опередача, от одного поколения к другому. Это бесконечный процесс, продолжается. А как, по вашему мнению, есть ли, существует именно на данной линии кое-какие вот, скажем так, вот, точки перелома? Или если да, они как отражаются на, скажем так, на современное вот, поколение российских художников? Как вы можете определить данную ситуацию? Ну, скорее мы знаем все, что знали эти авторы,
великие там российские художники 19 века, но смотрим на мир своими глазами, потому что когда ты рисуешь на природе, никто тебе не может посоветовать, есть только ты и природа, и холст. Şimdi şöyle bir yanıt verebilirim sualinize. Bizim için bu nesiller arasındaki aktarım ya da işte bu tecrübe aktarımı diyebiliriz ya da sanatsal aktarımı diyebiliriz. Bu devam ediyor. Böyle bir süreç var. Bunu yansımıyoruz. Bu bir gerçek. Bu bir real. Bunu ortaya koyuyoruz. Lakin şöyle bir şey de var. Avantajımız şurada. 19. yüzyılın büyük ressamları ne biliyorlardıysa artık onların bildiği her şeyi bizler biliyoruz. Bunlar bize geçti. Bu bir avantaj var. Ama bu şu demek değil, bu sayede her şeyi yapabilirsiniz. Siz doğayı resmederken doğayla baş başasınız ve yalnızsınız. Size kimse gelip de kulağınıza bir tavsiye fısıldamayacak. Orada doğa ve siz varsınız. Dolayısıyla sizin çalışmanız ortaya çıkıyor. O büyük bilgi birikiminin, o büyük görsel birikimin üstüne, kültürün üstüne tabii ki sizin kendi öznel yorumunuz ve gözleminizin bütünleşmesi olarak değerlendirebiliriz. Тогда можно сказать, что вот это ваше творчество можно смотреть и конкретно видеть вот выражение вашего личного опыта и творчества на основе традиционной, на основе традиции. Совершенно верно, вы смотрите в корень. Кесинлике, кесинлике, сіз там одак ноктасына парлак басын зон дөресіз. Bir yandan da dönem, içinde bulunduğumuz koşullar tabii ki zamanın etkisinden bahsettik, kültürel birikimden ve özel bir dönem içerisindeyiz dünyada bugün küresel salgın çerçevesinde. Size etkisi oldu mu gerek sanat ortamı, Rusya'daki sanat ortamı içerisinde gerekse de düşünsel boyutta sizin özelinizde ne gibi bir yansıması oldu bu içinde bulunduğumuz pandemi koşulları? Мы разговаривали про передачу от одного поколения к другому, еще историческую линию развития современного искусства, именно российского именно общества, российских художественных, скажем так, подкругов. Вот. Но теперь, если позволить, о нынешнем суде немножко, особенно по поводу эпидемии. Как известно нам всем, данный момент глобальный экономический кризис, газ просто практически на всем обществе мира. Большинство отрицательно. Что можно сказать? Данная ситуация, которая связана с эпидемией коронавируса, какие влияния оказали на ваше личное творчество? Может, это будет слишком лично, но все-таки вот хочу задавать такой вопрос лично на вашу жизнь. Какие вот эффекты принес? Положительные, отрицательные, абстрактные, не знаю. Я думаю, что, к сожалению, все мы понесли ощутимые потери. Некоторые даже говорили, что можно ли не зачитывать год, который мы просидели в режиме локдауна. Bu süreç içerisinde bazı istişareli meslektaşlarım, arkadaşlarım da şunu söylüyor, bazıları da şunu söylüyorlar. Yani kapanma döneminde tarih sahnesinden silebiliriz. O kadar yani verimsiz ve şey, boş bir zaman. Yani silinebilir, kapanma döneminde. Многие мои друзья или знакомые заболели, и некоторые из них, увы, не справились с болезнью и умерли. Это, конечно, наложило сильный отпечаток эмоциональный. Kendi çevremde olan, yakın çevremde olan tanıdıkları pek çoğu rahatsızlığı yaşadı, hastalığı geçirdi, atlattı. Maalesef atlatamayanlar oldu. Atlatamayan arkadaşların, atlatamayan arkadaşlarımızın acısı maalesef benim üzerinde olumsuz etki bıraktı. Bunu asla yatsıyamadım. Потом выставочные залы были закрыты, и весь выставочный план, который был сформирован, он, по сути, просто рассыпался. Çok güzel planlarımız vardı. İşi biraz da farklı bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Çok fazla sergi salonu kapanmak durumunda kaldı kapanma döneminde. Bizim pek çok planımız vardı sergilerle ilgili, aktivitelerle, etkinliklerle ilgili. Bunlar erken durumunda kaldı. Правда, мне, наверное, грех жаловаться, потому что, несмотря на все это, в прошлом году я сделал, кажется, 6 выставок в различных музеях, не персональных, а просто участвовал, и одну большую персональную выставку в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге.
Aslında çok da şikayetli olmam lazım. Geçen gün itibariyle 6 ortak sergi, karma sergi iştirak ettim. Bir de Sabret Aşkı Devlet Müzesi'nin sergi salonunda kendi kişisel büyük sergimle iştirak ettim, açtım. Dolayısıyla aslında çok da şikayetli olmam lazım. 7 büyük etkinliğe iştirak ettim yaşımızın. Сейчас, к сожалению, в Турции тоже нарушено авиасообщение между Турцией и всем остальным миром. И не только в Турции, вообще во всем мире такая ситуация. И то, что мы привезли эту выставку в Турцию, это, ну, наверное, какая-то часть, наверное, героические усилия российского посольства, и Россотрудничества и некоторых людей, которые... Şimdi madem efendim koronavirüsle ilgili durumu da konuşuyoruz, yani bunun bizim kendi kişisel çalışmalarımızı, faaliyetlerimizin üzerine, etkileri üzerine konuşuyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum, Çin'de bulunmuş olduğumuz sergi ya da İstanbul'daki Art Contact Forum'da yapmış olduğumuz faaliyet, oradaki iştirakimiz. Malumunuz koronavirüs sebebiyle aslında sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Dünyanın en çok ülkesinde hava yolu taşımacılığında trafiğinde ciddi aksamalar var. Mesela Türkiye ve Rusya arasındaki hava yolu seferlerinde ciddi bir azalma söz konusu. Diğer ülkelerde var bu. Biz eserleri getirirken ve eserleri hem İstanbul'da hem de burada Ankara'daki sanatseverlerle buluştururken ciddi anlamda destek aldık. Ve ben kahramanlık seviyesinde destek veren kurum ve kuruluşlara tekrar bir teşekkür olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği çok önemli fedakarlıklarda bunlar büyük çalışmalar yaptılar. Rusya Uluslararası Federal İşbirliği Ajansı, Rosatom'un Türkiye temsilciliği, Ankara Rusya'yı, Ankara Rusya çalışanları ciddi anlamda katkıda bulundular. Organizasyonda emeği geçen tüm partnerler, tüm ortaklar çok ciddi anlamda katkıda bulundular ve çaba sarf ettiler. Ve bugün buraya bu eserleri getirmeye başardık. Ne mutlu ki bize bu tüm zor koşullar altında, tüm dünyada yaşanan zor koşullar altında bu buluşmayı sağlayabildik, gerçek bir ortam içerisinde sanatseverlerle buluşturabildik. Kültürel etkileşim, uluslararası bağlantının devamını sağlayabildik ki dileriz ki hem salgın dünya sahnesinden silinir hem de etkileşim giderek artar, artarak gelişler. Dünyadan ve Rusya'dan sanatçıları ülkemizde ağırlayabiliriz. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum Ankara'da ve İstanbul'da eserlerinizle yer aldığınız için ve bu bağlantının devamını diliyorum. Resimlerinizdeki ışık gibi mutlu bir yarınlar dileyerek tekrar tekrar teşekkür ediyorum paylaşımlarınızla. Смогли объединить ваши прекрасные работы с турецкой аудиторией, не только в Ланкаре, но и в Стамбуле. Это очень большое достижение, на самом деле, конкретное достижение. И мы надеемся на таких многих подобных встреч на ближайшее будущее. И пользуясь возможностью, пользуясь случаем, я еще раз выражаю благодарность за то, что удали нам время. И желаем прекрасных, ярких, прекрасных, прекрасного, яркого будущего, именно как ваша работа. Спасибо большое, спасибо. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Спасибо большое. Надеемся до скорой встречи. Спасибо большое. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir başka sanatçı Konstantin Miroşnik ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Мы продолжаем вот прекрасным следующим российским художником господином Константином Мирошником. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Большое спасибо. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. İstanbul'da ve Ankara'da görmek, Rus sanatçılarını bir arada görmek çok değerli ve keyifli bizim için. Eserlerinize dönmek istiyorum ve neleri ifade ediyor? Pek çok şeyi gözlemliyoruz, görüyoruz ama siz özellikle nelere vurgu yapmak istersiniz? Ne vurgu yapmak? Что мы уже видели, самое главное, ваша прекрасная работа была представлена не только в Анкаре, но и в Стамбуле. Это был прекрасный опыт, готовясь к аудитории. Именно в этом контексте я бы хотел задавать вот такой вопрос.
именно что вы хотите вот рассказать о своих работах? Мне очень интересно. Наши работы несут ценности общенародные, всенародные ценности. Ценности семьи, семья, папа, мама, дети. Ценности, что все люди одинаковы. Eserle her şeyden önce toplum, varoluş, toplumsal değerlerin ilişki kurulu ifadesi var. Çok basit şeyler bunlar. Aile, aile saadeti, aile mutluluğu, insanlar yani kısacası biz. Ben bizi yansıtmaya, bizi biz yapan değerleri yansıtmaya çalışıyorum mesela. Evet, çok önemli bir nokta kültür ve evrensel değerler dedik, bizi biz yapan değerler. Bunları devam ettirme çabası mıdır? Yoksa bunlarda bir yozlaşma görme ve buna dair bir eleştirilir mi? Benim takvim vakfosu oldu. Отражаете на своей работе традиции, семейные, общественные, то, что делает нас людьми, это факт. А вот почему именно вот такой контекст, почему именно такая тема? Вы ощущаете какую-то вот опасность, разрушение всеобщей мировой вот ценности морально? Ох, молодец! Или вы платите вот сохранить все это вот в свою вот работу? Молодец, замечательный вопрос. Да. Дело в том, что все люди всех национальностей одинаковы. Чего сожалеть все? Почему не сонар? Почему не так тик айдж? Да. Все понимают, все любят вечером дома же посидеть с близкими, друзьями. Herkes evinde yakınlarıyla huzurlu bir ortam içerisinde akşam kendilerinde oturup istişare yapmayı, sohbet etmeyi sever. Все любят вот, получать и дарить подарки. Herkes ihtiyarları hediye vermeyi çok sever. Все любят своих дедушек и бабушек. Herkes kendi büyük ailesini babasını çok sever. Все любят своих внуков. Herkes torunlarını çok sever. Все любят своих родителей. Herkes kendi anasını babasını çok sever. Все любят своих одноклассников. Herkes sınıf arkadaşlarını çok sever. И об этом мои работы. İşte özellikle benim çalışmalarım bunlar. Да. Bunları birer yansıması. Мы рисуем вместе с женой. Ben eşimle birlikte çiziyorum. Eşim bana yardımcı oldu. Eşim de birlikte çiziyorum. Мы с ней учились вместе в академии. Biz eşimle birlikte sınıf akademisiyle beraber okuduk. Sınıf arkadaşımız. И мы рисуем то, что нас окружает. Например, наш дедушка, работа русское счастье, или вот наша дочка. Дочка. Наталья Мирошник. Да, Наталья Мирошник. Наталья Мирошник тоже. Benim eşim Наталья Мирошник. Ve biz eşimle birlikte bizim çevreye, bize etrafımızı sarmalayan değerleri, güzellikleri eserlerimizde yansıtıyoruz. Örneğin dedemizi yansıttık. Örneğin kızımızı yansıttık. Eserlerimizde onları görüyorsunuz. Ve bir sunum değil mi yansıtılan? Aynı zamanda bir meyvenin sunumu da aynı şekilde bu değerler kapsamında. Yeşil yeşil akarız planından da fon yok. Biz o da prikrasını yaptık bir sınav değil. Ugaşeyin. Да, да, да. Конечно, в данном контексте это русская старинная вот классическая живопись. Русская школа. Buradaki tabii ki sizin bahsettiğiniz şey de aynı bağlamda, aynı konseptte yorumlanabilir. Bütün bunların hepsine diyebiliriz. Bu işte bir klasik Rus tarzının stilini yansıması. Ya aynı zamanda zamanı tutmak, bu klasik yaklaşımla bütün bu değerleri noktasında zamanı da tutmak ve bugünün gerçekliğinde o modern dünyaya bir başkaldırı mıdır bu devam edilmesi? Ama можно сказать, что таким образом вы, то есть вот таким классическим подходом понимаете вот время, даже в его на руках, и таким образом ощущаете вот с вашей стороны некий конкретный протест к модернизации, сумасшедшую модернизацию. Кстати, вот абсолютно нет. Протеста к модернизации нету. Так, да. Да, бессмысленно вот, протестовать бессмысленно, это как против бессмысленно вот, протестовать. Надо просто восхищаться чем-то искренне, и тогда и это отображать, и тогда и все остальные, кто были модернистами, будут восхищаться этим. Şimdi gerçek olanla, samimi olanla ilgileniyorsanız ve samimi olana karşı bir hayranlığınız varsa, samimiyet siz yansıtabiliyorsanız,
modernizasyonun içerisinde olan temsilciler de modernizasyon bizzat da bu işlerin karşısında hayranlıklarını izleyemeyecek duruma geliyorlar. Aslında bunların protesto olarak ya da bir başkaltı yok. Başkaltı zaten faydasız olur. Çünkü o değişime yapabiliyorsunuz. O değişime bir karşı duruş sergileyemezsiniz. Sadece güzel olanı, samimi olanı yansıtarak hızlı bir şekilde ilerleşen, modernize olmuş olan yaklaşımını kendinize hayran bırakabilirsiniz. У художника самое главное отобразить время. Sanatçı her şekilde zamanı yansıtmakla mükellef. Zamanı olumlu yansıtmakla mükellef. И это время отражается в самых, казалось бы, незначительных вещах. Ve bu zaman aslında çok da üzerinde durulmaması gereken, yani çok önemli olmayan objelerle o objeler aracılığıyla kendini göstermeli, yansıtmalı, dışa vurmalı. Да. Günlük objelerle bir natürmorttan bahsediyor. Да, natürmorttan. В ягодах на столе. Mesela, efendime söyleyeyim, yemişler, bir masanın üzerindeki yemişler ya da meyveler, çilek gibi ya da vişne gibi meyveler mesela. Людях, кто нас окружает. Mesela, bizi çevreleyen insanlar. Bizim yakınımızda еще такая вещь, что каждому человеку надо стараться относиться как ангелу. Her insana, yani her sadece bu tabii şey için değil, bir sanat objesi olarak değil, bizi çevreden etrafımız olan her insana bir melek gibi davranmak, onu bir melek gibi kabul etmek de mükellefsiniz, zorunlusunuz, böyle bir şey var. Мне очень понравились зрители Турции. Bu bağlamda şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki sanat severlerine yaklaşımları, tarzları, stilleri çok hoşuma gitti. Это очень веселые, вдумчивые люди. Çok eğlenceli ama aynı zamanda düşünceli insanlar. Очень вкусно готовят еду. Çok güzel yemek hazırlıyorlar. Çok güzel yemek hazırlıyorlar. Да, и поэтому, на мой взгляд, и турецкий, и российский народы это братья. Bu bağlamda şunu söyleyebilirim. Bizi bağlayan çok fazla şey var, yakınlaştıran çok şey var. Rus ve Türk halkları kardeştir. Kardeş halklar. Burada bulundurken dikkatinizi çeken bu süreçte o bağlantılar, yemek dediniz, kültür ve insanların birbiriyle olan ilişkileri, bağları, aileden bahsettiniz. Sizin söylemek istediğiniz, değinmek istediğiniz ortak noktalar neler? Вот, и именно сейчас речь идет о семейных, вот, скажем так, семейных стенах. Об этом рассказывали уже. Там были то, что нас вот связывали. Да. Также рассказывали. Именно отметили вот вкусную еду, это тоже очень важно. Да. Очень, на самом деле. Конечно, это мнение. Именно в этом контексте, что вы хотите сказать, что вот, что можно еще, что наш приблизить вот, друг к другу, да. Еще, какие у вас вот еще дополнительные впечатления? Если мы не будем сохранять это, вот то, что я сказал, тогда мы разрушимся как государство. Нас не будет. Это самая главная задача – сохранить добрые отношения, доброту. Вот то, что я сказал. Добрые отношения с соседями, добрые отношения с близкими людьми. Сохранить. Изо всех сил надо это вот беречь, эту культуру. И потом корни. Корни, что было до нас, что было до нас, вот, вот орнамент, на одежде орнамент, в орнаменте очень много истории, очень много смыслов. Народное искусство, это бесценное дело, и это надо сохранять, рассказывать молодым людям, детям рассказывать, что, и показывать, чтобы они не только тыкали вот в эту штуку, вот, мобильник. А как бы через это любили вот свою родину. Şimdi burada önemli olan bazı hususlar var. Bunları ifade etmek istiyorum, aklımda kaldı kadarıyla. Bir kere korumacı bir iş gücüyle bizi çevreleyen o yakın insanların ve yakınların oluşturduğu olumlu pozitif atmosferdeki iyi ilişkileri korumakla, bunları gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz. Bu birincisi. İyi ilişkiler kimlerle? Ailemizle, komşularımızla, çevremizle iyi ilişkiler. Bir de
geleneksel olarak toplumu toplum yapmak. Bunları korumazsak yok olur gideriz. Bunu ifade ederler. Eğer bu iyi ilişkileri koruyup bunları saklamazsak, bunları geliştirmezsek yok olur gideceğiz. Bu işin gerçeği. İkinci bir husus da tarihsel perspektiften, tarihsel süreçten toplumu toplum yapan geleneksel kökenden gelen kültürü, kültürel değerleri korumak. Burada bu geleneksel kıyafetin üzerindeki desenlere dikkat çekin. Bunlar kültürümüzün bir yansımasıdır. Geçmişten geliyor. Sizde de var. Benzer öğeler sizde de var. Bunların korunması gerekir. Bunları gelecek nesillere aktarmak gerekir. Ben burada araya girerek kendim şunu söyledim. Özellikle Türk halk kültürüne benzer izlerin olduğunu ifade ettim. Kesinlikle bunları biliyorum. Bu aynısı sizde de var. Şeklinde bir yanıt verdiler bana. Oradan hareketle şunu söylediler. Bunları da bu değerleri, bu güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmalıyız ki kendisi şekilde tarif ediyor. Çocuklar telefon bağımlılığından kurtulsunlar. Gençler telefon bağımlılığından kurtulsunlar. Çok tehlikeli bir şey. Yani aslında protest değil zamana karşı dedik ama bir yandan da o zamanın ruhunu tutmak, geçmişi uzatmak, belki zamanı uzatmak adına gerek içerik bağlamında, konu bağlamında gerekse de tarz, klasik yaklaşım bağlamında herhalde böyle bir rolde üstleniyor eserlerde. Yok, esnafı değil. Bu söylediğim protestin hızında. Psikolojik takvim. Protipot suma şaşırıyor sahneden istedi protest. Mızınay, nobetan papitka, sahranit, tradisyon. Takım o bozuk. Peredevat o danlı yol, skajim, doğru yaklaşım diye o putyom diskuspa, sevişim o pakanemiyor. Это есть анекдот такой. Анекдот такой. Bununla ilgili bir fikra var. Onu müsaade ederseniz paylaşmak isteyeceğim. Да, там не очень приятно. Да, анекдот один расскажу. Один старый дед, чок был яшлый дана, чок яшлый деда. Ему сказали, как вы дожили до таких долгих лет? Как вы дожили? Ты пьюсон, да. Я не только так усусил, я еще время собачал. Сырыны уже. Да. Он сказал, ничего особенного нет, но я ни с кем не спорю. Aslında burada çok fazla önemli büyük bir sır yok. Sadece kimseyi tartışmıyor. Но вот они же говорят, но в споре же рождается истина. Ama tabii şöyle bir yanıt geliyor kendisine. Tartışmanın özünde samimiyet vardır. Но говорит, в споре рождается истина. Согласен. Tamam, evet. Yani tartışmada bir samimiyet var. Katılıyorum buna. То есть он сказал согласен. То есть он сказал, что ты должен спорить. Ну, ведь рождается истина в споре. Он говорит, согласен. Aslında tam olarak söylenen şey şu. Yani nasıl tartışmıyorsun? Ya tartışmanın özünde samimiyet vardır. Katılıyorum. Tartışmamak için. Картины эти тоже, это как бы остановленное время. Они очень сильное оружие. Yani bu gördüğünüz çalışmalar, benzer çalışmalar aslında zamanı tutuyor. Bunlar aslında bizim çok kuvvetli silahlarımız. Hem zamanı tutuyor hem de aslında orada zaten üzerinde çok fazla bir şey söylemeye gerek olmadan kendisi konuşuyor nesne ve söylüyor. Ben buradayım, değerliyim diyor. Ben zahmet yok, başarılı oldu. Animasyon yok, atıracağıysa. Adinan bunu duruyor ama bu kuvveti yok. Говорят, что мы здесь, да, вот мы существуем, да, и мы обязательно... Это сказал... определенные ценности. Да, это смотри, Михаил Александрович Врубель, русский художник, сказал, великая сила искусства. То есть ничего нет, холст намазанный красками, нарисованный. И все, представляешь, и будить современников величавыми образами духа. Врубель, да, я слышал? Да. Врубель, да. Великая сила искусства. Şimdi Врубель, önemli Müslümançılardan şunu söylemişti. Sanat önemli bir silah ama tabi aslında burada çok da şey yok. Aslında büyük bir sır da yok. Bir çerçeve alıyorsunuz, elinize boyalar alıyorsunuz, boyuyorsunuz. Ama işte nasıl yansıttınız, nasıl aktardığınız önemli. Ve bunun karşısında işine aktarmış olduğunuz hissiyat önemli. Dolayısıyla önemli bir silah da önemli bir kozmuş. Gerçekliğin ötesinde mükemmelliği görüyoruz aslında o nesnede bu resimler aracılığıyla. Yani nesne
daha yüksek anlamlar ve değerler düşünmek diye değerlendiriyor. Но больше, то, что материализм, то, что больше вот существует на самом деле, мы больше что-то вот видим именно в этих картинах, чем реальность. Больше, да, чем реальность. Достоевский сказал, что нет ничего фантастичней реальности. Скажи. Да, и еще хотел сказать, что вот ее сыночек, дорогой, сидит там и тыкает в этот самый в iPad. Лучше его на рисование отдать. Посадить рисовать. Именно ее. Да, он, да, он там сидит. Sanırım herhalde oğlunuz burada. Doğru mu efendim? Evet. Mesela şimdi bu alanda ben şunu söylemek istiyorum size. Oğlum mesela şu anda mesela bahsettiğim gibi telefonu veriyor. Çünkü yanına çıkarmış kadar veriyor. Tamam. Onu olmadığında da buraya yönlendirmeniz gerekiyor. İşte tamam. Paint. You want to paint. Kesinlikle. 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 Bütün gençlerin hepimizin. А вообще... Вообще я хотел сказать, что от всего российского народа, от всего искусства, от всего вот от всех наших людей передать жителям Турции большой привет. Большой привет. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm Rusya adına, tüm Rusya halkı adına, tüm Rusya yaşayan tüm vatandaşlar adına, tüm kardeş Türk halkı da bu bağlamda bir merhaba, bir selamla getirdim ben. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum bu vesileyle. Да, а потому что в России все знают и помнят, что в 20-е годы, что молодая республика советская спасла молодую республику турецкую вместе с Ататюрком. И потому что государства, агрессоры, и Франция там, Италия, и Англия, хотели просто изничтожить, что не было такого государства, не было. А и это залог нашей дружбы. Şimdi Rusya'da hala insanlar şunu hatırlıyorlar. 20'li yıllarda, 1920'li yıllarda genç, yeni kurulmuş bir Sovyet devlet yapısı, Sovyet devleti, Bolşevik devriminden sonra yok edilen Sovyetler Birliği, yine o dönem genç, henüz yeni kurulmakta olan bir büyük çaba sarf eden ve ciddi bir tehdit altında olan Türkiye Cumhuriyeti ile ciddi bir işbirliği yapmıştır ve destek sağlamıştır, onu kurtarmıştır kendi eliyle birlikte. Onun kurtulmasında da önemli bir rol üstlenmiştir. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir rolü vardır. Biz bunu biliyoruz, toplumumuz bunu biliyor ve bu bizim hali hazırdaki mevcut dostluğumuzun işbirliğimizin de teminatıdır. Kesinlikle. Ben selamınız için çok teşekkür ediyorum ve Rusya'ya tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Bu işbirliğinin devam edeceğine eminim. Sanat da bu yolda önemli bir aracı, kültürel etkileşim ve değiş tokuş bağlamında ve diğer alanlara da, gerek ekonomik gerekse politik alanlara da bu bağın ve değiş birliğinin yansıyacağını düşünüyorum. Rusya'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. İsmatya İzbetaba концепта, исходя из этого контекста, прежде всего хочу поблагодарить за теплый, прекрасный, большой привет из России. И от нас также, братскому российскому народу, большой-большой привет. Именно то, что вы отметили, залог нашей дружбы, да. Должен еще за долгие годы служить. Долгие. И надеемся на развитие российско-турецких отношений его в ближайшие годы. Еще далеко не лучше. Да, еще и скажи, что у нее красивые глаза. Çok güzel gözlerini zavallı, onu ifade edin. Lütfen bunu ifade edin. Я хотел взять вот так вот, чтобы ее рисовать. Aslında elimde şu anda çalışıp bir şey olsaydı, herhalde kağıdım kalemim olsaydı hemen ikisini çizmek isterdim. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar paylaşımlarınız için ve Еще хотел сказать, важная вещь, когда я побывал в Стамбуле, и зашли мы на башню, Галатская башня.
я увидел, что Стамбул самый красивый город в мире. Я чувствую, Стамбул не одну Я был в Лондоне, Нью-Йорке, Москва, Петербург, Париж, Вашингтон, этот самый Берлин. Далее Мехико. Мексика. Да. Стамбул самый красивый город. Банку сердце прошла, что дюнями закатился. Самый красивый. Дюнями закатился. Самый красивый. İstanbul'da sizi tekrar bekliyoruz ve Türkiye'nin değerli, güzel diğer şehirlerini de görmek üzere davet ediyoruz. Живем в Москве, приглашаем вас. Пользуясь вот моментом, пользуясь ситуацией, я сейчас приглашаю вас и надеемся, что вот вы также будете посещать другие города Турции. Обязательно. Это также уникально и очень красиво. Да. Мы отправимся сейчас в Каппадокию. Каппадокия еще тоже. Да, это самое, но я обязательно дома в Москве напишу большую картину, вид Стамбула. А вот Стамбул, потому что он выпил самый красивый город, самые красивые девушки. Удивительно. Там замеслено народов. Получается очень красивые девушки. Но аркет içerisinde çok güzel genç kadınlar gördüm. Çok güzel kadınlar, çok güzel kızlar gördüm. Onlar dikkat edecek. Sonrasında İstanbul'u ve Türkiye'ye dair izlenimlerinizi yaptığınız çalışmaları burada tekrar görmek ve izlemek isteriz Türk sanat severler olarak. Ben tekrar teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle ve bu etkileşimin devamı dileğiyle. Çok teşekkür ederim.